Selam bari sevgili dostlar. Karşımdaki yazıya bakarsanız burada bir 800 yıllık tabakhane müzesi diyorlar. Şurası müzeymiş. Tabakhane müzesi. Bakın burada İrman üzerinde böyle bir köprü var. Köprünün üzerine şöyle bir duralım. Bak şöyle şu karşı tarafı çekelim. Evet, tabakhane müzesi dedikleri. Mekan burası. Tabakhane müzesiymiş. Evet, az önce tabakhane camisini gördük. Burada insanlar gezmeye gelince burada çay kahve içiyorlar. Küçük küçük buralara çay hane yapmışlar böyle. Çay içme yerleri falan. Gördüğünüz gibi su sesi burada böyle sular akıyor. Burayı daha önce tanıtmıştık. Burası Sahranbolu. Sahranbolu tarihi gezilecek yerler, güzel yerler, tarihi evler, binalar. Bakın ileride daha böyle bir görkemli bina var. Tamamen yıkılmaz olmuş. Böyle. Evet, biz de böyle bir buraya bir yolumuz düştü. Gezdik, gezelim dedik. Hani felekten müdürlerine bir düğüt çaldık. Şurada ne yazıyor? Aşağı tabakhane gezi alanı. Osmanlı'dan kalan 350 yıllık gericiler lokantası. Loncası. Kahvaltı verilir. Evet sevgili dostlar, bakın buralar böyle yerler, bakın burada insanlara kahvaltı veriyorlar. Burada su akıyor. Daha önce de tabakhanenin mescidindeydik. Oraya bir video çektik. Bir de bunu hazırlıyoruz. Türkiye'mizde çok şükür Cenab-ı Allah'a atalarımızdan bize yadigar kalan gezilecek bir sürü yerimiz var. Yani kültürümüz zengin. Eskilerimiz çok şeyler yaşamışlar. Çok eserler bırakmışlar. Bize güzel bir dünya bırakmışlar. Evet. Evet. İnsanlar yumurta kabuğundan burada çiçek yapmışlar. Yani burada kahvaltı veriliyor ya. Yumurta kabuğu bol. Şöyle önce bir gezelim şuralarda. Akşamları burada herhalde bu ışıklar yanıyor. Evet. Böyle. Muhteşem yerler var. Gezilecek yerler var. Evet. Böyle. Çay yapan vatandaşların yanına gidiyoruz ama bizden haberleri yok. Bakalım nasıl bizi karşılayacaklar. Neler yapıyorlar buralarda. Şöyle ben habersiz yedim. Evet. Burada radyo da eskiden kalmaz. Selamünaleyküm. Aleykümselam beyefendi, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Şu anda ismim Hasan Özkaynak. Evet Hasan. Şu anda bulunmuş olduğunuz yer Sahranbolu Tabakhane bölgesi. Çok güzel. Ve şu anda 350 senelik bir lonca teşkilatının önünde bulunmaktasınız. Evet. Burası dericilere ait olan bir lonca teşkilatı. Evet. Ve burada biz gelen konuklarımızı ağırlamaya çalışıyoruz siz değerli kardeşlerimizi. Çok güzel. Evet. Allah razı olsun. Söyleyeceğim. Sorarsanız biz cevap verebiliriz. Buranın tarihini siz ben sormadan çok güzel anlattınız. Ben de bir şeyler orada birkaç yazı gördüm girişte. Evet. Onlardan tahminen bir şeyler söyledim ama siz burayı güzel biliyorsunuz. Burasının tarihini falan. Evet. 350 yıllık dediler o yazıyorlar. Lonca. Evet. 350 sene bir lonca teşkilatı. 1570 yıllarında kurulan bir teşkilat. Bu dericilere ait bir lonca teşkilatı. Sahranbolu'da 3 tane lonca teşkilatı bulunmakta. Bir dericiler, 2 demirciler ve bakırcılar.
3 Yemenizler loncası bulunmakta. Evet, çok güzel. Ve biz de şu anda kullandığımız yer Dericiler loncası. Çok güzel, çok güzel. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Orada cami var. Tabakhane camisi. He, onu çektik de. Tabii, evet, tabakhane biraz... camisi. Tamam. Orası yukarı tabakhanede geçer. Evet. Köprünün bu tarafı aşağı tabakhane, üst tarafı da yukarı tabakhane. Tamam. Diye geçer. Aşağı tabakhanede ne oluyor, yukarı tabakhanede ne oluyor dediğimiz zaman... Aşağı tabakhanede büyük baş hayvan derilerinin işlendiği bir alan. Evet. Üst tarafta da küçük baş hayvan derilerinin işlendiği bir alan. Bize söylenen bu. Köprünün bu tarafında var 65 köpek. O evet. kadar da öbür tarafta var evet. köpek. Köpekler burada işlevsel açıdan derilerden artıkları işte kulak, kuyruk, kaba et bunları yiyorlar. Köpeğine dışkısı burada lazım oluyor. Ve tabakhaneye bok yetiştirme olayı da buradan kaynaklanıyor. O açıdan evet. köpekler burada elzem evet. olduğu için de böyle. Evet. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bir bilenin anlatmasıyla bizim anlatmamız, yabancının anlatması değişiyor. Evet. Karşıya tutarsanız, karşıya tutarsanız madem ki çekici burası bir lonca teşra, içeriye kadar gelin lütfen. Evet, bakalım içeriye. Buralar dış mekan. İnsanlar geldiği zaman refah bir ortada, ferah bir ortamda evet. oturabilecekleri yerler oldu. Çok güzel. Evet, şu anda lonca teşkilatına giriyorsunuz. Evet. Burası içerik olarak, yani girdiğiniz zaman dört duvardan ibaret ama içerik olarak tabii ki manevi yönü olduğundan dolayı. Evet. Buraya geldikleri zaman insanlar biz ifade buradan etmeye biz... çalışıyoruz. Çok güzel. Çok teşekkürler. İnsanlara burada hizmet ediyorsunuz. İnşallah. İnsanlar burada tarihini yaşıyorlar. Evet. Gelen olursa onlar evet, başımızın evet. tacıdır. Evet. Her zaman burada ilgileniriz. Evet. Sevgili kendi dostlar. Bu evleri gibi. Çok öyle güzel. Esnaf, çok, müşteri şeysi değil. Çok biz tamamen insan geldiği zaman buraya doğal bir ortam. Bu doğal ortamda kendi evi gibi rahat edebilir yani. Çok güzel. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bizi burada çok güzel karşıladılar ve sizi de karşılayacaklardır. İnşallah. İnsanların buraya gelmesi, buralarda dinlenmesi gerçekten... Bahçeyi de çıkarttınız. Burada ayrıca yerimiz var. Bu tarafa. Gerçekten psikoloji doktoru gibi, yani doktora gitmektense buraya gelmek, burada bir hava almak, temiz hava almak, burada ilgi görmek. Şimdi size ufaktan bir su açıyorum. En azından bunun atarken çekebilirsiniz. Evet. Oo. Şu sesini görüyorsunuz sevgili dostlar. Çok burada ayrıca mangal yapma yerimiz vardır. Evet. Burada kahve burada bir şelale atar burada. Çok güzel, şelale çok güzel, burada. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz misafirperverliğiniz için. Saygılar ve sevgiler sunuyoruz sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi buranın insanı çok misafirperver. Sizlere hizmet vermek için bekliyorlar. Bizlere çok güzel karşıladılar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Görüşmek üzere.